Neyse evet geçmiş olsun arkadaşlar. Önemli değil. Biz de daha yeni oldu. İşte kaç iki tane deprem yaşadık. Gerilmeyin daha fazla. Deprem öyle bir şey. Düşündükçe daha çok sallanırsınız. Deprem olmuyorsa bile oluyor sanarsınız. Kendimden biliyorum. Ben de çünkü deprem takıntılı biriyim. 99 gün 99'dan beri. Yok ki ben kötü olmadım canım. Hani ben yayına takılmasın millet. Kapatayım yayını çıkan çıksın diye. Öyle tipler var çünkü deyip şey yapıyormuş değil mi? Çadır kuruyormuş aşağı. Yazın hep Manisa'da oluyor. Yayında değildik de içimiz bir çekildi abim. Çok abartıyorlar bence değil ya. Abi deprem öyle bir şey. Bir de hep öyle olur. Deprem olur. Dışarı çıkarsın. Beklersin. 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 Hiç bok olmaz. Geri dönersin. Biz 99 deprem oldu. Allah'ım. Allah'ım. O haberleri görmeyin. İşte bu daha öncüydü. 9 şiddetinde bekleniliyor. Yarın saat 4.30'a kadar çok büyük bir deprem bekleniliyor. Bir ay boyunca bunu bındırı bındırı ağzımıza sıçtılar. Korkudan öldük amına koyayım. Bir tane sallamadı ya. yani. Salladı da hep küçük küçük. Yani korkmanız normal bir şey arkadaşlar. Ee, evet arkadaşın dediği gibi yani ölüm korkusu bu. bu. Bu normal bir şey. Bunun artisti de yapılmaz yani. Ya ne korkuyorsunuz kardeşim. Ya. Olacağı varsa olur falan. Bunlar bana saçma geliyor. Ben korkuyorum abi. Niye korkmayayım yani? Ama korku da şöyle bir korku. Ö oturayım da <laughs> değil yani. Hani bir şekilde önlemini almaya çalışın. 7 üstü olacak dedilen deprem olacak zaten ondan kaçamıyoruz. O bekleniliyor ortalama 7 ile 7.5 arasında bir deprem görecek İstanbul. Belki daha fazla bilmiyorum belki daha az. Her profesör farklı konuşuyor oğlum. Ben oturuyorum hepsini dinliyorum. Biri dinlediğim zaman böyle hayal diyorum. Birini dinlediğim zaman, oh diyorum. Bu ne anası satayım yani. Hepsi farklı konuşuyor hepsi farklı yorumluyor. Bu yüzden de iş şeye kalıyor böyle. Eee. Hani olacaksa da olacak diyorsun. Ama yarım saat sonra gene ulan ya olursa diyorsun. Abi Demet İzmir'den yapıyor sordum hissetmiş. Asıl önemli olan süre aslında. Bir de o var süresi falan tahmin edilemez ki abi. Şimdi 7.2 vurur 15 saniye yapar. 7.2 vurur buçuk dakika yapar. İkisi çok farklı şeyler. Sanandriyaz fay attığını izledim abi evet. Dur biri link attı lan tüh onu Cordycepse falan birine yollasana. Neden depremler bu kadar fazlalaştı? Aslında depremler hep oluyordu da. Böyle hissettiren depremler fazlalaştı. O da ee, işte bir takım büyük depremlerin habercisi maksadıyla yorumluyorlar. Yeni yapılan binalar yıkılmaz. Ya şimdi geçen gün 99 depreminin merkez üssünü böyle bir inceledim. Enkazları falan. Ya çok garip abi. Tuzda buz olmuş iki tane bina. Yanında bir bina sapasağlam duruyor. Allah, deprem oluyor. Deprem ol. Dur bakayım. Allah, deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Asiktir. Deprem oluyor şu an. Oha. Gitsene kızım. Ne duruyorsun hala? Git bir yere çöm. Ya boş boş konuşma. Emrekin mısın desin ya. Allah Allah. Şovda şov. Neyin şovunu yapacak kız? Deprem yaşıyor ya. Allah Allah. Allah. There is one boy. Adamlar yabancı oğlum Ne yapsın? <laughs> İki tane daha atmış. Oo oh, dur merak ettim. Bakacağım onlara. Nerede? Discord. Discord'u ne yaptım lan? Discord'um kapalıymış ya. Bak yapılması gereken hareket bu abi. Gerçekten yapılması gereken hareket. Yap, yap <laughs> Adam çok net hareket yapmış ya. Depremi hissettin mi kafanda belirlediğin o yaşam üçgenine fırlayacaksın abi. Ya da giriş katındaysa bu adam çıkmıştır arkadaşım. Anne. Ha, annesine gitmiş direkt. Bu bir tanesi. Deprem oluyor lan. Ne Onu nasıl sallanıyoruz? Bak bak ekrana bak. Wow. Oha. Oha. ya sen ya gülmeyeceğim de. Ya bu kadar rahatlık da yani. Hani deprem oluyor lan nasıl sallanıyoruz? <laughs> bank 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 bank. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim gülme ya. Onuz ne Onu nasıl sallanıyoruz? Bak bak ekrana bak. Wow. Oha. Oha. <laughs> Onu ya onu ben. Abi ben bu kadar mutlu olsam yeter bana ya. Sakin sen yürü. Sakin sakin. Oo Kardeşim ha. ha. <laughs> Kafe eşiğine falan git. Ben bir aşağı bakayım. Lan yarın yarın. Kim bu ya? Çok sevdim tepkisi. Alfa lan doğru alfa. Oğlum adam çok da sakin süper. Müzisyen ne yapıyor? E ben abicim ne <laughs> takılıyor. Neyse tamam hadi artık kapatalım mı konuyu? Bak depremin merkezindeki adam laka 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 diyor sallanıyor umurunda değil. Kapı eşiğine gitmek doğru bir şey değil yapmayın. Bak gene aynı muhabbetler kapı eşiği doğru bir taktik değil. Git bulaşık makinesi çamaşır makinesi çok sağlam bir mobilyanın yanı altı değil bak yanı. Onu da çok yapan var. Abi diyor mobilya var bizim evde diyor. Altı bu kadar. Gitmiş altına girdim diyor. Oğlum o üstüne bir şey düştü mü onun yani? Duvar mı var yıkıldı mı? öz ezilirsin ya. Onun yanına yatacaksın. Çok yanlış bilgi abi. O çok eskiden kalma bilgi. Annem de onu söylüyordu benim. Bizde kapı kirişine gir. En sağlam yerler oralar diye. Doğru bir mantık değil. Şu kadarlık kapı kirişi nasıl kurtaracak? Camdan falan da atlamayın abi. Bak bütün profesörlerin ortak bir lafı var. Deprem olduğu zaman giriş katında olmayanlar ee, dışarı çıkmak için yardırmasınlar. Bak ben 5. kattayım. Büyük bir deprem vursa aşağı koşma. Ben test ettim ha. Aşağı ben 5 kat giriş katına hatta o eksi 3'e kadar inmiştim ya gaza gelip. Giriş katına gitmem benim yaklaşık olarak 20 saniye falan sürüyor. 15 saniye falan. Aşağı iniyorum. Şimdi... Ben bunu çok büyük bir deprem esnasında yapsam. Bak eksi uçak otoparka kadar indim ben. Arabanın oraya arabaya binip çıktım o gün. Ben bunu normal 7 şiddetinde bir depremde yapsam babaya inerim oraya. Mümkün değil ayakta duramazsınız. Hadi geçtim ayakta durmayı falan. O merdivenler en kolay yıkılan yerler arkadaşlar. O merdivenler en çok altı bomboş böyle merdiven. Lapur lupur yıkılır. Bence evde durmak daha garanti yüksek bir yerde oturuyorsanız. Gidin abi sağlam bir yer. Asansöre de girmek aynen. Asansör de çok saçma. Gidin abicim benim gibi işte yer belirleyin. benim yerim belli. Benim buzdolabımla e, çamaşır makinem böyle yan yana duruyor. Ben buraya yatacağım abi. Bu kadar. Babamları da söyledim. Onların da böyle buzdolabıyla şey yan yana. Yatın abi. Deprem olduğu an yapın onu. İstiyorsa dört olsun. Ne zaman yıkılacak diye beklemeyin böyle. Git yat. Kedileri alırım. Kedileri yakalayabiliyorsam alırım da kedi bu yani. Kedi bir şekilde sıyırır. Şu kadarcık alanda dursa zaten ölmez yani. En iyi buzdolabı olur. Dikine ve güçlü. Neyse arkadaşlar yani önemli olan panik yapmamanız. Bu deprem olacaksa olacak zaten. Ama korkup da böyle riskte kalmayın. Bak gördün mü gitgide küçülüyor. 5-4, 4-4, 3-3. Yüksek ihtimal artçıları bunlar ben tabii deprem bilimci değilim yanlış bilgi de vermeyeyim ama bunun olanın küçükleri gibi bu gitgide azalacak gibime geliyor. Oturup da gülmeyin o <laughs> yok. Alfa harbi alfalık yapmış ya. Bir de monitörü çok <laughs> sağlam sallanmış. Abi mimarım tavsiyem kolunun yanına gidin. Ama kiriş ve kolunun birleştiği noktaları altta çok tehlikeli. Kolunu kirişsiz tarafında beklemek en güvenilir kolon. Şurası diyorsun. Oğlum bu üst üst çöktü mü o pestilim çıkar. Beni yaşam üçgenine sokmaz ki o ya. Bunlar zaten Allah 7 nokta deprem oldu mu şu akvaryum bina yıkılacak belki bilemiyorum ama şu akvaryum falan bunların hepsi dağılacak. Bak yeni yeni ayaklar aldım hep monitörleri masaya sabitleyeyim diye. Abi sebebi kolonların çok demirli olması. Evet evet yok kolon sağlam değil demiyorum. Kolonlar çok sağlam ama ben hep plana bilmiyorum yıkılma şekli nasıl oluyor binaların acaba şimdi. Kimisi yana yıkılıyor kimisi çöküyor. Lan! Kediymiş ulan zaten gerginiz. Yok o psikolojiktir artık sallanmanız. Böyle kan basıncından, nabızdan bile sallandığını hissediyorsun ya. Rane deprem anı mı? Deprem anını Mert nereden görmüş Ankara'dan? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Trolleyeyim ne ya yavşak. He he he, çok komik. Mal ya. ya yüksek ihtimal şeyleri trollüyor. Çete deprem yazanları trollüyordur da. Tam Tamam dinçlemeyin lan kardeşim benim o. Kardeş olunca ayrımcılık başlıyor değil mi? Ona laf yok o taşak geçebilir. İzmir'e gideceğim yarın iptal mi etsem? Ya yok abartmayın arkadaşlar ya. Antalya'da fayatları çok olduğundan ara ara sallıyor. E devam mı videoya? Hadi kafamız dağılsın. Bir bölüm daha izleyelim. Küfür etmeyin arkadaşlar. Tukan depremanı yaşadın mı? Hiç yaşadıysan tepkin ne olmuştu? Buyur kardeşim. Şuradan istediğini seç beğen al. Öz kardeşim değil ya. Bu videolar bu arada. Size şimdi. Dur bak bu değil. Bu babamla olan. Herkesin beklediği şey. Bu da değil. Eyvallah. Dur, bunu tık... Dur o ne? Eyvallah sen nasıl kardeşim? Bak bir buçuk milyon izlenmiş bu. Ve yüksek ihtimal Twitch ile ilgili kimse izlememiştir bunu. İstanbul'da yeni olan depremden sonra izleyenler bak 3 ay önce İstanbul depreminden sonra geldik. Babam anneme o depremde yatıyı yat, demiş amına. Ok. Gecenin <laughs> içinde havuza girmek ayrı fantezi. Asıl deprem geliyor kardeşlerim. Allah sonumuzu hayır etsin. Deprem değil binalar öldürür. Allah Allah. Ben deprem olup olmadığını avizeden anlıyorum. Elektriğin gitmesi ayrı bir sıkıntı. Zifiri kara... Abi tamam germeyelim yeter yeter. Tamam hadi. Hadi arkadaşlar hadi tamam yeter. Boku çıktı. Anladık deprem oldu geçmiş olsun. Bak gördün mü git, git azalıyor. İki buçuğa düştü. Bu farklı bir fay attım bu. Karabuk Akisar. Manisa. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama yeni tetikte olun planınızı yapın hep. Deprem çantası da çok önemli. Vallahi bak ben söz vermiştim yapacaktım yapmadım ya yani videosunu çekecektim. Böyle hazır deprem çantaları satıyorlar mı? Satılık deprem çantası dur merak ettim. <laughs> Var lan işte ona gaz kompres, fener, iğne, düdük, eldiven. Bu acil durum çantası ama bu da iş görür. Bunda yemek yok sadece. Buna şey yapmanız lazım. Ne derler? Oha! 600 lira. Akut derneği satıyor yalnız. İpler, mipler, stoklar. Not defteri logolu. Tükenmez kalem. El sabunu. Abi en garantisi deprem yatağı ya. Şuna bakar mısın abi? Bak şimdi yok olacak. Teleport olacak herif. Ya gerçek görüntü verme. Tribe sokma bizi ya. Allah Allah. Sesim mi değişti? Ne oldu? Kulak GG mi? Ben bir yenileyim şu. Bak şimdi bak. o da basınçtan öldün orada böyle. Ama stoklara bakar mısın? Bu daha rahat. Kim bilir kaç paradır bunlar. Bu daha iyi. Oğlum ben bununla beni var ya bu öldürür ha. Ben böyle yatan bir herifim. Bacağım bir yerde, kolum bir yerde. 35 bin dolar mı? Kalort Bilmiyorum ha bana daha korkutucu geliyor bu ya. Ben burada strese girerim oğlum. Tamam hani Uf bugün ba başım ağrıyor dediğinde partner bir basıcan tuşuna bam. <laughs> ya Soner aklına o mu geldi ya? Aşkım başım ağrıyor. <laughs> Allah'ım ben Hayır bir şey söyleyeceğim. Bunun deprem algılama mekanizması nasıl acaba? <laughs> ya tövbe tövbe. Aşkım başım ağrıyor. Allah'ım ben haklıyım. 9 şiddetinde deprem yapıyor. Ya da ne bileyim hadi o diğer senaryoya geç. Eşinle sevişiyorsun bam gün bam gün bam gün amına koyayım. Aşk diye böyle kapandığını düşsene. Aşkım. Çok tehlikeli oğlum. Bilmiyorum ama bunun bir şey vardır. Bir sistemi vardır ya Tuşu muşu vardır. Otomatik sensörlü değildir bu yani. Bir de sensörlü olmasa bile tuşlu bile olsa değil mi? Benim yavşak şimşek gider basar lan ona. diye böyle. Yer sallanınca kapanıyordur. Deprem anında belli bir sallanma eşiği geçildikten sonra sizi içerisinde sağlık ve gıda önceden yatak eşiğinin geçmesi birden kor. Ya da ne bileyim ya yani 5 şiddetli deprem oluyordur yıkılmayacak. Zaş diye kapatıyor seni. Çıkaran da yok mekanizma bozulmuş. <laughs> Abi çok kötü. Scott sakin kardeşim sakin. Biliyor deprem olduğunu biliyoruz. Oldu yani. Bir de çok pahalıdır o. Bak git gide küçülüyor dedik. Hadi artçım oldu. Olabilir. Aslında giriş katlı oturanların saklanması mantıksız. Valla ben 28 sene giriş... Yani ben 99'da yaşadığım depremi giriş katında yaşadım. Hep kafamda dışarı fırlamak var. Çünkü benim dışarı kaçmam yaklaşık 5 saniyemi falan alıyordu. Ee, ama abi annenler babanlar içeride. Kardeşin içeride. Tek başına fırlayıp gidemiyorsun. O yüzden hep diyorum ya böğüreceksin abi uyanın diye böyle hemen gidip kapıyı açıp dışarı. Sensörüs yatağın içinde olmadığımızda ne olacak? E gene atıyordur o işte. Şu alfadan sonra bende korku falan kalmadı valla. Oğlum nasıl sallanıyor baksanıza diyor şap şap şap.